Evet Bursa'da otomobilde kızına cinsel e, şeyde bulunurken suç yakalanıp tutuklanan savcılık soruşturması aşamasında kızı ifade değiştirince tahliye olan bir e, kişi varmış. İsim vermek istemiyorum yani ismini anmak bile istemiyorum bu kişinin. 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında açılan davanın ilk duruşmasında yeniden tutuklanmış. Olay şöyle. Bursa Enegöl'de yaşanıyor bir olay. Geçen yıl Nisan ayında devreye görevi yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine kontrol ettikleri park halindeki otomobilde bir e, orospu çocuğunun diyelim e, 15 yaşındaki kızına bir e, şeyde bulunurken suçüstü yakaladı. Burayı söyleyemiyor çünkü hani YouTube izin vermiyor bu kelimeleri söylememize. Mesela şöyle örnek vereyim. E, bir paylaşım yapıyorsunuz örnek vereyim ve silah yazıyorsunuz oraya. Ama hani bunu gören Sosyal medya bunu yasaklıyor. Işte. Youtube'da aynı böyle arkadaşlar. O yüzden bu kelimeleri söyleyemiyoruz. Ee, karşısında güvenlik güçlerini gören bu pezevek. Ben ne yaptım? Allah benim belamı versin komutanım. Bizi bırakın gidelim. Bir daha böyle şeyler yaşanmayacak diye ağlamış. Ee, olay sonrası mağdur olarak pedagog eşliğinde ifadesi alınan kız çocuğu. Babam ben başka kadına gideceğim diyerek bana baskı yapıyordu ailemin dağılmasına korktuğum için ona e, şey yolu ile buraya tekrar söylediğimiz ilişki teklifi kabul ettim. Daha önceden beni otomobil ile boş tarlaya getiriyordu. Sonunda yakalandık dedi. Ve bu e, pezevenk işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış. Yine bu pezevenk e, savcılık soruşturmasında kızının daha önce verdiğim ifade doğru değil. Babam bana evde baskı yapıyordu. Dışarı çıkmamı istemiyordu. Yakalanınca böyle bir yalan söylemek zorunda kaldım şekli ifadeleştirme sonucu yine de bu adam tahliye edilmiş. Adam dedim, özür dilerim pardon. Ağzın birden şey oldu öyle. Hakkında yine gör ikinci ağır ceza mahkemesinde çocuğun nesillikli e, istismar suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan bu e, Pezevenk'in yargılanmasına başlanmış. Yine bu Pezevenk'in suçlamaları reddettiği duruşumu da söz alan sanık avukat. Ee, o gün müvekkilin fermuarını çekerten göründüğü için bu suçlamayla karşı karşıya kalmıştır dedi. Ee, kızı gerçeği daha sonra söylemiş. Ayrıca böyle bir olayın olduğu düşünülürse de mağdurun 15 yaşında büyük bir rızasının olması dikkate alındığında suç oluşturulmaz. Bu nedenle müvekkilimin beratını neyse bir şey söyleyecek mi söylemeyeyim. Duruşmada tanık olarak dinlenen Jandarma görevlilerin şüphe üzerine Baktıkları otomobilde Sürücü koltuğunda oturan kişinin Kendilerini görünce fermuarını çekip Yanında bulunan kızın ise Kafasını geriye doğru kaldırdığını Söyleyerek şu anda sanık olan Kişiye ne oluyor diye sorduğumuzda Ben ne yaptım işte Allah benim işte Aynısını söylemişim yukarıda Bırakın bizden gidelim böyle şeyler yaşanmayacak diye Bu jandarma bunu işte mahkemede Söylemiş Bu pezevengin Akrabalarını da tanık olarak dinlendiği duruşma sonrası mahkeme heyeti babasının e, istismarına uğradığı öne sürülen kız çocuğunun devlet korunmasına alınmasını kararlaştırdı. Kızın baskı altında ifadesini değiştirdiği yönünde değerlendirme yapan mahkeme heyeti sana tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi. Olay böyle arkadaşlar. Bu olay Bursa'da yaşanmış. Böyle hani bu olay ne bileyim A habermiş, NTV habermiş bu tarz bir haber sitede ne yazılmamış. Zaten ben de bunu Twitter'da gördüm ve bu olayı sizlere anlatmak istedim. Böyleydi bu olay. Yani olayın içindeki detayları tam olarak anlatamıyorum dediğim gibi. Ben yani tekrar söyleyeyim. İşte kişinin isimlerini ne bileyim yaptıkları o pislikleri falan söyleyeyim. O çünkü YouTube buna izin vermiyor ne yazık ki. Ve, o yüzden de hani daha detaylı anlatmak ya da daha detayları öğrenmek istiyorsunuz zaten. E, zaten ben linkini koyarım aşağıya. Oradan okuyabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun.